Merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda yarın öne çıkan bazı konulara değinmek istedim. Yarın oyun açıldıktan sonra arkadaşlar hareketli bir zaman dilimi bizi bekleyecek. Çünkü yarın bakım var arkadaşlar. Sonra Euro 2020 maç detayları gelecek. E maçta ileride puanlar topluyoruz. Bir de ülkelerin puan durumu var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Son puan durumlarını paylaşacağım. Yarın gelebilecek efsaneler neler olabilir? Onlara değineceğim ve bedava efsane top açılımına da değinip e, bugünkü videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. E, bu videomda değineceğim konular bunlar. Öncelikle bakımla alakalı başlayayım arkadaşlar. Bugün oyuna giren arkadaşlarım görmüşlerdir. E, bakımla ilgili bir mesaj geldi. Yarınki bakım biraz geç saatlere kadar sürecek arkadaşlar. Normalde sabah 9'da oyun açılırdı. Fakat yarınki bakım Türkiye saatiyle saat 11'e kadar sürecek. Yani öğleden önce saat 11'de oyun açılacak. Ha, tabii ki bazen 5-10-15 dakika önce de oyun açılabiliyor. Ama yarın en geç 11'de oyun açılacak. Azerbaycan saatine göre ise arkadaşlar saat 12'de açılacak. Türkiye saatine göre 11'de, Azerbaycan saatine göre ise 12'de oyuna giriş yapabileceğiz. Biraz yarın bekleyeceğiz arkadaşlar ama oyun açıldıktan sonra da çok hareketli bir zaman dilimi bizleri bekliyor. Neden? Çünkü maç detaylar gelecek. Bugün bir tane maç gelmişti. Yarın 3 tane maç gelecek. Onun dışında efsaneler gelecek bedava efsane top açılımı gelecek. E, maç değerleri bitirmek için uğraşacağız bir yandan arkadaşlar. Hala etkinlik moduna mesela modül e, modu kısmına ben daha başlayamadım arkadaşlar yoğunluktan. Hani maç değerler çok fazla. Yani oynuyoruz. Daha hani bir gol, 3 gol, 5 gol atın etkinliklerini bile henüz daha bitiremedim. Bu hafta çok dolu dolu geçiyor. E, tabii birkaç hafta böyle olacak arkadaşlar. Benim gibi aynı durumda olan arkadaşlarım vardır. Hani henüz daha etkinliklere başlamamış, hani aksiyon moduna başlamamış arkadaşlarım olabilir. Sadece simini bitirdim ben açıkçası. E, Temmuz ayı bu şekilde yoğun geçecek arkadaşlar. Euro 2020 maç değerlerinden dolayı çünkü çoğu gün maç gelecek. Grup aşamaları bittikten sonra ama bu azalacak tabii ki. Daha sonra çeyrek finaller, yarı finaller, final gibi eşleşmeler olacak. E, o zamana kadar grup aşamalarında biz her gün bu yoğunluğa alışmamız gerekiyor. 40 e, Kırkar MyClub Club uzmanda hani kazanılabiliyor. Bu da bir bize ekstra MyClub için avantaj sağlıyor arkadaşlar. Bir de e, maç değiller bittiğinde hani akşam e, geç saatlere doğru tabii ki bitiyor. Daha sonra final finali izlerseniz 15.000 GP'ye kadar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 tane maç değil dün gelmişti değil mi? E, finallerini izlediniz diyelim. Sizin tarafınız kazandıysa 45.000 GP kazanmış oluyorsunuz. Finalleri de izlemeyi sizlere öneririm. Hani GP özellikle de e, biriktiren arkadaşlarım varsa, GP'ye ihtiyacı olan arkadaşlarım varsa muhakkak akşamleyin hani e, biraz geç saatte bitiyor ama Uyumadıysanız arkadaşlar finalini seyrettirip GP'de kazanabilirsiniz. Hem MyClub hem GP kazanmak için bu maç değiller. Güzel oldu. Ee, bu anlamda açıkçası seviniriz ama çok fazla da maç oynuyoruz tabii ki. Ee, bazen hani vakit bulamıyoruz. Bu anlamda biraz sıkıntı oluyor. Ee, keşke puan dilimi biraz daha düşük olsaydı. Şimdi 40 My Club için orada 4000 etkinlik puanı gibi bir puan yapmamız gerekiyor. Yani en kötü 3 maç oynamamız gerekiyor. 3 tane de maçta geldiği zaman kafadan 9 maç oynamamız gerekiyor. Ee, bir de normal Konami cup vardır. Hani daha ben açıkçası onu bugün bitirebildim benim gibi birçok arkadaşımız vardır tabii ki bu durumda. çok uzatmayayım arkadaşlar. Euro 2020'nin son puan durumuna geçeyim ben. Bu puan durumları arkadaşlar bizim PES'te yani maç değillerde oynadığımız topladığımız puanlara göre hesaplanıyor. Tabii ki bu oyunu oynayan belki yüz binlerce ya da milyonlarca insan var. Hepimiz bir takımı, bir tarafı seçiyoruz. Örneğin diyelim biz Türkiye'yi seçtik. Bir taraf İtalya'yı seçti. Sonra puanlar toplandı. İşte galibiyetler, beraberlikler filan. Bunlara göre en son bir hesaplama yapılıyor ve bu puan durumu ona göre belirleniyor şu an bizim grubumuzda dün geniş geniş bahsetmiştim arkadaşlar. İtalya ile İsviçre'nin 3 puanı var. Galler ile bizim 0 puanımız var. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ben bir de detaylı bir bakayım dedim. Nerelerde İtalya'ya üstünlük sağlamışız? Mesela Avrupa kıtası, Amerika kıtası, Asya kıtası Kore ve bunları sitesinde detaylı bir şekilde açıklamış. Her platformda oynanıyor arkadaşlar. Sadece mobilde de değil açıkçası. Birçok platformda bu maçlar oynanıyor. Biz Amerika kıtasında İtalya'ya üstünlük sağlamışız. Bu beni çok şaşırttı. Amerika kıtasında basit düzeyde ve uzman düzeyinde İtalyanlara üstünlük sağlamışız. Sadece orta düzeyde yenilmişiz arkadaşlar çoğunlukla. Ama Amerika'daki yani herhalde gurbetçilerimiz diyelim. Oradaki hani Türk arkadaşlarımız belki Türkiye'yi seçmiş olabilirler. Ee, İtalyanlara karşı üstünlük sağlamış. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Diğer kıtalarda sanırsam hepsinde ezildik galiba. Tek üstünlük sağladığımız yer Amerika kıtası olması lazım. İnşallah bir sonraki eşleştirmelerde daha iyi sonuçlar alırız diyelim. Diğer gruplara bakalım arkadaşlar. Danimarka ve Belçika'nın 3'er puanı var B grubunda. Rusya ve Finlandiya'nın 0 puanı var. bu grupta da tabii ki şu an ilk maçlar sonucunda Danimarka ve Belçika bir avantaj yakaladılar. Belçika avarajlı ikinci sırada. Danimarka 7 avaraja sahip. Birinciliği avarajlı aldı. Daha sonra C grubuna geçtiğimiz zaman burada oynanmamış maç var açıkçası arkadaşlar. Sadece Hollanda-Ukrayna arasında maç oldu. Avusturya ve Kosova maçı oynanmadı. E şu anki puan durumuna göre Hollanda 3 puanda. Avusturya ve Kosova'dan birisi de 3 puan alacak tabii ki orada arkadaşlar. Ukrayna 0 puanda kaldı bu hafta. Bakalım diğer 0 puanda kalacak takım kim olacak? Avusturya ve Kosova arasında yani Belki Avusturya biraz ağır basabilir arkadaşlar. Avusturya'yı seçen taraf da fazla olabilir açıkçası etkili birkaç tane de oyuncusu var şimdi. Avusturya'nın burada kadro olarak hani birazcık daha üstün gelebileceğini söylüyoruz ama tabii ki burada oynayanlara kalmış durum e, tamamen kullanıcı becerisine kalmış bir durum açıkçası. Belki Kosova'yı seçenler daha fazla olacak ya da e, daha çok galibiyet alacaklardır. Bakalım hani Kosova'da. Burada puan alabilecek mi? Açıkçası gönlüm Kosova'nın puan almasını çok istiyor. İnşallah Kosova'da yani bu grupta Avusturya'yı geçer ve 3 puanı alır diyelim. Daha sonra D grubuna geçiyorum arkadaşlar. Ee, bir maç oynanmıştı dün İngiltere Hırvatistan arasında. Burada da tabii ki eksik maç var. Sırbistan'la Çek Cumhuriyeti arasında henüz maç oynanmadı. İngiltere Hırvatistanlara karşı üstünlük sağladı. 5'te avarajı var. Sırbistan-Çek Cumhuriyeti e eşleşmesinde Sırbistan'ın biraz ağır bastığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Kadro kalitesi olarak tercihler genelde Sırbistan'dan yana olabilir. Çünkü önceki maçta etkinliğine de Sırbistan çok fazla seçilmişti. Büyük ihtimalle Sırbistan Çek Cumhuriyeti eşleşmesinde de Sırbistan daha fazla seçilebilir. E, gruplardaki puan durumları bunlar da arkadaşlar. E, maçlar tamamlanacak, oynanacak. Temmuz ayı boyunca çok fazla grup maçları oynanacak. Daha sonra bu gruplardan tabii ki ilk iki direkt çıkacak. Sonra en iyi üçüncüler çıkacak. Çeyrek finaller, yarı finaller oynanacak. Sonra final eşleşmesi olacak. E, kazananı doğru tahmin ettiğimiz zaman da çok fazla MyClub hediyesi olacak. 100 milyon Michaelabı da kazananı doğru tahmin edene verecekti konemi. Henüz daha onun linkini yollamadı arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir link yollayacaktır ya da bir mesaj yollayacaktır. biz onu tarafı, takımı seçeceğiz büyük ihtimalle. Doğru takımı tahmin edersek bildiğimiz zaman bilenlere o 100 milyon MyClub'ı bölüştürecek arkadaşlar. Bilen sayısı az olursa tabii ki çok fazla MyClub gelir. Yani öyle de bir gerçek var. Ee, bakalım arkadaşlar inşallah orada doğru tahmin ederiz. işte orada takımlara bakacağız tabii ki arkadaşlar. Şimdi herhalde gruplar bittikten sonra e, gruplardan çıkan takımlar belli olduktan sonra belki onu bize sorabilir. Erkenden de sorabilir. Orada doğru takım seçmemiz gerekecek zaten takımlarla arkadaşlar maç ileride oynuyoruz 3-5 yukarı takımların sistemlerini oyuncularına hakimiz ona göre bir doğru tercihte yapmaya çalışacağız açıkçası tabi oynayan arkadaşlarımıza çok bağlı bu maçları kimler oynayacak o finalde hani iki taraftan hani oyuncular çok etkili olacak. Bakalım arkadaşlar o zaman geldiği zaman da hep beraber değerlendiririz. Hangi tarafı seçmeliyiz? Hangi takımı seçmeliyiz? Birlikte arkadaşlar konuşur belki karar almaya çalışırız. Daha onun zamanı var. Geldiği zaman ben videoda paylaşacağım arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman yarınki eşleştirmelere bir bakalım. Sırbistan Çek Cumhuriyeti eşleştirmesi var. Burada Sırbistan'ın ben ağır bastığını düşünüyorum. Daha sonra Polonya, İrlanda var ki Polonya'da arkadaşlar Lewandowski var. Çok sevdiğim bir forvet. Yani ben Lewandowski için Polonya'yı tercih edeceğim zaten. Avusturya Kosova eşleşmesi var. Hani gönlüm Kosova'dan yana ama Avusturya'nın bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz kadro kalitesi olarak tabii ki. Ama tabii ki yarın e, ne sonuçlar çıkacağını hiç bilemeyebiliriz arkadaşlar. Sürpriz sonuçlar da olabilir. Şu an gruplarda birinci olacak dediğimiz takımların bazıları ikincilikte, average'de ikinciliğe düşmüş durumdalar. Yarınki maçlardan da çıkacak sonuçları merakla bekliyorum diyebilirim ama favoriler var tabii ki işlerinde. Çoğunluk genelde Sırbistan'ı, Polonya'yı ve Avusturya'yı seçebilir. Efsane bir takımlar biraz avantajlı duruyor burada. Daha sonra devam ettiğim zaman arkadaşlar, yarın gelebilecek efsaneler var. Yarın peki hangi efsaneler gelebilir? İki hafta boyunca geçen hafta 15 tane efsane gelmişti. Bir önceki hafta 16 tane efsane gelmişti. Farklı farklı efsaneler geldi arkadaşlar. 2 hafta üst üste sadece David Beckham geldi. Onun dışında tüm efsaneler değişti ve gelen efsaneler efsaneler tamamen Avrupa milli takımından geliyor arkadaşlar. Konami de resmi listesinde öyle bir mesaj yayınlamıştı. Bu ay büyük ihtimalle ay sonuna kadar gelecek efsaneler hep Avrupalı futbolculardan olacak. Yani Brezilyalı, Uruguaylı, Arjantinli oyuncular şimdilik gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Peki hangi futbolcular gelebilir? Şimdi ben gelecek oyuncuların tekrar geleceğini düşünmüyorum. Zaten 2 hafta boyunca sadece David Beckham üst üste geldi. Yani bu hafta da baktığımız zaman belki 1 ya da 2 oyuncu geçtiğimiz haftadan olabilir diye ben düşünüyorum. Diğer oyuncular tamamen farklı olacaktır. Yine 102 103 tane oyuncu olacak. İçerisinde de 15 tane efsane ben şahsen bekliyorum. Hani onu bozmayacaktır. Yine 15 tane efsane verecektir. Şöyle biraz yükseklerden olacaktır. Biraz da alt seviyelerden olacaktır. Hani en iyi efsaneleri getirmiyor genelde biraz harmanlıyor. Hatta altın toplar falan doluyor efsaneler içerisinde. Yani yüksekleri de verecektir arkadaşlar. Biraz düşükleri de verecektir. Tabii ki yüksekler arasında çok iyi efsaneler var. Az sonra göstereceğim arkadaşlar. Yarın gelebilecek gelebilecek efsaneleri sırayla hızlı bir şekilde şimdi yansıtayım arkadaşlar. Birinci olarak arkadaşlar Cruyff gelmedi henüz. Konemin resmi sitesinde de Cruyff'un fotoğrafı var. Bakalım bu hafta mı getirecek yoksa en son hafta mı acaba getirecek? Yani Cruyff gerçekten çok bekleniyor. Ya yani ben de bekliyorum. Benim gibi birçok kişi de bekliyor Cruyff'u. Cruyff'u bu hafta da getirebilir ya da hani haftaya da getirebilir. Böyle bir ihtimal var. Gönül ister ki bu hafta getirsin. 2 haftadır gelmedi. Gelme ihtimali yüksek daha sonra Bergkamp var. Maksimum 95 oluyor kartı. O da 2 haftadır gelmedi. Bu hafta yani ya Cruyff ya Bergkamp da gelebilir. Yüksek seviyeli 2 tane oyuncu. Biri 97, biri 95. Genelden, yükseklerden ve orta düzeylerden seçiyor. Harmanlıyor konemi. Bergkamp'ın gelme ihtimali de var. daha sonra Maldini arkadaşlar. Göbek'te Lampard yani bunların hepsini sırayla getirmeyebilir ama hani mesela Lampard'ı getirir, Berkamp'ı getirir ya da Cruyff'ı getirir, Lampard'ı getirir. Eşleştirmeler yapabilir. En iyileri böyle peş peşe getireceğini zannetmiyorum. E biraz karıştıracaktır listeyi. En yüksek seviyelerden de gelecek. Orta ve düşük seviyelerden de gelecektir. Devam ettiğim zaman Xavi var. 94. seviyeyi görüyor maksimumda. Totti var. Çoğumuzun beklediği oyunculardan bir tanesi efsane futbolcu. Kariyeri boyunca hep Roma'da oynadı arkadaşlar. Ben televizyon karşısında çok fazla maçını izledim. Bir zamanlar yani dünyanın en iyisi olarak, en iyilerinden biri olarak gösteriliyordu. Yani birkaç futbolcusundan biriydi. Real Madrid bile çok istemişti. Maalesef, maalesef demeyeyim ama tabii ki yani Roma'dan ayrılmadı. Real Madrid seven biri olarak Real Madrid'de görmek çok istemiştim o zamanlar ama Totti Roma'yı hiçbir zaman terk etmedi. En iyi olduğu zamanda bile her zaman Roma'da forma giydi. Çok efsane bir futbolcudur açıkçası. Ee, önemli bazı cümleleri de vardır futbol adına. Ee, çok fazla detaya girmeyeyim arkadaşlar. Hızlıca geçeyim ben en iyisi. Ee, gerçekten takdire şayan oyunculardan bir tanesidir. Morientes var. İspanyol forvet 93. seviyeye kadar görmekte. Bergomi var. 93. seviyeye gören stoper. Daha sonra Baresi var. O da maksimum 93 oluyor. Göbek'te Stoko var arkadaşlar. Manchester United'lı İngiliz oyuncu 94. seviyeye kadar ulaşmakta. Daha sonra Love var arkadaşlar. Sandford mevkisinde forma giyor. Maksimum da 94 olmakta. E, Masoro var arkadaşlar. E, düşük kartlardan bir tanesi 89. seviyeye kadar ulaşmakta. Stankovic var. Inter'li efsane yıldızlardan. Göbekte forma giymekte ve 89. maksimum 89 maksimum seviyeye kadar ulaşıyor. Daha sonra Beri var arkadaşlar. Defansif orta saha 90 değerine kadar ulaşmakta. Yumberg Arsenal'ı sağ kanat oyuncusu 90 maksimum değerine kadar ulaşıyor. E, Toldo var kaleci. E, 90 değerine ulaşan bir kaleci. E, Rosicki var arkadaşlar. 91 değerine ulaşıyor ofansif orta saha kol var. Birçok arkadaşımız kolu beklediğini söylemişti. 91 seviyeye kadar ulaşıyor bu kartı. Ve son olarak arşevin 92. seviyeye kadar ulaşmakta Arkadaşlar bu efsanelerin çoğunu yarın girebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü bu efsaneler gelmedi. 2 hafta boyunca gelmedi. Genelde hep efsaneleri değiştirerek getiriyor. Bunlar da hep Avrupa ülkelerinin oyuncuları. Bunları da getireceğini kesinlikle düşünüyorum ben. Bunların çoğu yarın girecektir büyük ihtimalle. Listede yanılmıyorsam 17 tane oyuncu olması lazım. 15 tane efsane getiriyor arkadaşlar. Çoğunu bunlardan seçecektir bir iki tanesi de yine geçtiğimiz haftalardan olur diye ben şahsen düşünüyorum. Hani benim görüşüm o arkadaşlar. Siz de bu anlamda görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Son olarak yarın oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar oyun erken saatlerde açılmayacak. Bakın biraz uzun sürecek arkadaşlar. Türkiye saatiyle yarın 11'de oyuna girebileceğiz. Azerbaycan saatiyle ise saat 12'de oyun açılacak. Çünkü perşembe sabahları bazen soran arkadaşlarımız oluyor oyun açılmadığı zaman. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarım eee bilmeyebiliyorlar. Her perşembe bakım oluyor arkadaşlar ama bu seferki bakım biraz geç bitecek. Normalde 9 gibi biterdi. Bu sefer 11 gibi bitecek. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani öğlene kadar bekleyeceğiz ve oyun açıldıktan sonra da belki de çoğumuz efsanelere bakacağız. Hangi efsaneler geldi? bir de unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Yarın da 3 tane bedava top açılımı hakkı olacak. Efsaneler için. Aynı geçen hafta olduğu gibi. İnşallah efsane, bedavadan efsane düşürürüz diyorum arkadaşlar. Efsane düşürmek kolay değil ama bedavadan olursa harika olur. Az Michael Up'la da çok efsane düşürürüz umarım. Bu hafta maçta iyi Michael Up'lar kazanıyoruz. Her gün her gün Michael Up kazanıyoruz. O yüzden efsane bu hafta fazlaca düşürebiliriz arkadaşlar. Ya da önümüzdeki hafta da aynı şekilde. Fazla Michael kazandığımız için kadromuza birçok efsane gelebilir bu arada tabii Konami verirse sınırlandırmazsa tabii ki benim konularla alakalı görüşlerim bunlar arkadaşlar bilgilerimi ve görüşlerimi sizlerle paylaştım sizlerden de arkadaşlar yorumlar bekliyorum kendi görüşlerinizi fikirlerinizi bana katılıp katılmadığınız noktaları yorum yazarak paylaşırsanız arkadaşlar çok sevinirim yayınımı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar size iyi oyunlar iyi seyirler diliyorum hoşçakalın.